Merkezli x eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunan çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 8 birimdir. Buna göre bu çemberin çevresinin uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bize. Yani çaktırmadan yarıçapı soruyor değil mi? Yarıçapı çapı bulursam 2 pi yapacağım çünkü. Şimdi önce bir şekli çizmeye çalışalım. Şu koordinat düzlemimiz x eşittir 3 doğrusu o da şu vatandaş olsun. Diyor ki Merkezi bunun üzerinde ve y ekseni kestiği noktalar arası uzaklık 8 birim. O zaman merkez burası olsun. Ee, şöyle biraz daha yukarıdan çizeyim. Şöyle de bir çember olsun değil mi? Yani öyle bir şey olsun. İşte şurası kaç birimmiş arkadaşlar? 8 birim. E ne istiyor benden? Çevre uzunluğu yani yarı çapı istiyor. E hadi bulalım. Yapacağımız hareket belli. Hemen merkezden kirişe dik geliyorum değil mi? Bakın şöyle siyahla göstereyim. Niye aynı rengi seçtik? Şöyle arkadaş. Şöyle merkezden kirişe dik geldik. O 8'i kaç kaç böleceğiz? Bakın 4 4 böleceğiz. Peki şurası x eşittir 3 doğrusu olduğuna göre burası 0 noktası değil mi? Orijin olan uzaklığı kaç birim? 3. E burası 3 birimse burada ne olacak? 3. Ha dikkat. Bura 4. Bura 3. O zaman şunu çizersek bura kaç olacak? 5. Yarı çap 5 geldi. Çevre istiyor. 2 pi r'den 10 pi. Cevabımız c şıkkı. P noktasının çembere en kısa uzaklığı kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi bir tane çember var. Dışarıda bir de P noktası var. Eksi 1 6 diye. Noktanın çember olan en kısa uzaklığını istiyor. Şimdi nokta çemberin dışında olmalı ki en kısa uzaklıktan bahsedebilelim değil mi? Peki hangi noktayı acaba onu biliyor muyuz? Hayır zaten bizim çemberin üzerindeki noktalarla işimiz yok. Onu sonradan keşfedeceğiz. Ne yapacağız? Biz P noktasının merkezi olan uzaklığıyla ilgileneceğiz. P noktasının merkezi olan uzaklığından yola çıkarak en kısa uzaklığı bulacağım. Şimdi hocam burayı bulursak merkezi olan uzaklığını bulmuş oluruz. Ama bize en kısa uzaklığı istiyor. İşte şu çemberi kestiği nokta var ya. İşte bu nokta P'ye en yakın olan noktadır. Dolayısıyla en kısa uzaklık da bu aradaki mesafedir. Ha, o zaman ben merkez koordinatları biliyorum. 7 eksi 9'dur. Yarı çapı da biliyorum. R kare 9'dan R3. O zaman P'nin merkezi olan uzaklığını bulur. Üzerinden 3 çıkarırsam en kısa uzaklığı bulmuş oluruz. Hadi bulalım. P, M arasındaki uzaklığı. Neydi? Karekök kök içerisinde absisler farkı 7 eksi eksi 1 8'in karesi. Ordinatlar farkı eksi 9 eksi 6 eksi 15'in karesi. Ha bu 8 15 17 üçgeninden bahsediyor değil mi? Demek ki M ile P arası 17 birim. 3'ü buradaysa bu vatandaş 14 yani en kısa uzaklık. Cevabımız E şıkkı. X kare artı y kare artı 2 x eksi 6 y eksi 6 eşittir. Işte Sıfır çemberine teğet olan doğru. Diğer çemberi A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre A B kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi ee, ha dikkat edin çemberlerin merkezleri aynı gibi değil mi? Neydi arkadaşlar formül önce bir hatırlayalım mı? x kare artı y kare artı dx artı e artı f eşittir 0 çemberinde merkez E d bölü 2'ye eksi e bölü 2 değil mi x ile y'nin katsayıların yarısının ters şarlisisi O zaman bu artandaşın merkezzi eksi x'in katsayısı 2 yarısı 1 önüne eksi koyduk eksi 1. Bununki y'nin katsayısı -6 yarısı -3 önüne eksi koyduk artı 3. Ötekine dikkat edin şimdi bakın. Öteki de aynısı değil mi? O da eksi 1'e 3. O zaman bunların merkezleri aynı. O zaman bunlar şöyle çemberler. Biri böyle. Diğeri de böyle. Çünkü merkezleri aynı. Şimdi ne diyor? Bir teğet olan doğru. Diğerini iki noktada kesiyor diyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor değil mi? Bakın bir teğet. Diğerini iki noktada kesiyor A ve B noktaları. Bizden AB arası uzaklığı istiyor. E bu klasik bir çember sorusu ama bana yarıçaplar lazım. Hadi yarıçapları da bulalım. Bu vatandaşın yarıçapı neydi? 1 bölü 2 karekök içerisinde d kare 2'nin karesi 4 artı e kare eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 tane f yani eksi 6'dan artı 6 kaç yapıyor burası? Ee, 40 64 8 8'in yarısı 4. Ötekinin hemen yarıçapını bulalım. 1 bölü 2 karekök içerisinde gene D kare artı E kare 4 artı 36. Eksi 4 tane eksi 15'ten artı 60 mı yapar adam? 96, 100, 10 o da 5 geldi. Ha, demek ki bu vatandaşın minik olanın yarı çapı 4. Büyük olanın yarı çapı da 5. Ne yaptık? Büyük olanı kiriş ucuyla minik olanı da teğetle birleştirdim. E 5, 4. Bura kaç oldu arkadaşlar? 3. Merkezden TET birleştirdik. 90 oldu. Demek ki AB kirişine dik geldik. AB kirişine dik gelirsek kirişi ortalarız. 3 3 oldu. Kirişin uzunluğu da 6 oldu. Cevabımız D şıkkı. Analitik düzlemde koordinatları verilen A, B, C, D noktaları var. Buna göre bu noktalardan hangileri orijin merkezli çember üzerindedir diye sormuş bize. Şimdi orijin merkezli çember ne demek? Önce ondan bir bahsedelim. Normalde çemberin denklemi neydi? x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare biliyorsunuz. E, orijin merkez olacaksa demek ki merkez ne olacak? Sıfıra sıfır. O zaman a yerine sıfır b yerine sıfır yazacağız. Böylece orijin merkezli çemberin denklemini bulacağız. a'ya sıfır verirsek x kare. E B'ye 0 verirsek o da y kare. Ha, demek ki bir çember orijin merkezli ise denklemin olmalı. X kare artı y kare eşittir r kare olmalı. O zaman bizim noktalar bu çemberin üzerinde ise hepsi ne yapmalı? Aynı sonucu yani aynı r kareyi vermelim. Mesela eksi 1'e 7 yazarsam a noktası için ne geliyor? 1, 7'nin karesi 49, 50 geliyor değil mi? B için ne geliyor? 4'ün karesi 16, eksi 6'nın karesi 36 topla 52 geliyor. R kare 50 geldi, r kare 52 geldi. Devam. Eksi 5'e eksi 5 verirsek 25 25 50. Bakın bu da 50 geldi. 2'ye 4 verirsek 16 4. Bu da 20 geldi. Ha, hangileri aynı R kareyi verdi? A ile C. O zaman A ve C aynı çemberin üzerinde diler diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Analitik düzlemde x kare artı y kare eksi 2 x artı 4 diye eksi 8 eşittir 0 olan bir çember e, doğrularından hangileri tarafından iki eş parçaya ayrılır diye sormuş bize. Şimdi ben size desem ki arkadaşlar burada bir çember var. Hadi bunu iki eşit parçaya ayırın. Yapabilir misiniz? Çok rahat. Sadece şunu diyeceğiniz. Hocam merkez nerede? Ben diyeceğim ki merkez burada. O zaman şunu çizerseniz iki eş parçaya ayırmış olursunuz. Mesele ki Merkezde. Merkezi biliyorsanız merkezden geçecek şekilde hangi doğruyu çizerseniz sizin çemberi ne yapmış olursunuz? Hep iki eş parçaya ayırmış olursunuz. O zaman mesele merkezdeymiş. Hemen merkeze bakalım. Neydi merkez? Eksi x'in katsayısının yarısının ters işaretlisi. Y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisi. Merkez neymiş? 1 eksi 2 hatırlıyoruz değil mi? Eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2'ydi. O zaman bizim doğrularımız merkez 1'e eksi 2 ya. Buradan geçmeli ki çember 2 eşit parçaya bölsün. Mesela bunun gibi değil mi? O zaman hangileri 1'e eksi 2'yi sağlıyor ona bakacağım. X eşittir 1 doğrusu 1'e eksi 2 noktasından geçer. Çünkü absisi 1. Y eşittir 2 doğrusu 1'e eksi 2 noktasından geçmez. Çünkü ordinat eksi 2. Y eşittir eksi 2 x doğrusu 1'e eksi 2 noktasından geçer. Çünkü 1 yer x yerine 1 yazınca Y yes, eksi 2 oluyor. O zaman 1 ile 3 merkezden geçtiği için çemberi iki eşit parçaya ayırır. Cevabımız D şıkkı. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eksi 2 x artı 6 y eksi 15 eşittir 0 çemberine dıştan teğet olan 2 birim yarıçaplı çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi geometrik yer denklemi ne demek? Şarta uygun noktaları bul. O noktalar ne belirtiyorsa onun denklemi geometrik yer denklemi diyorduk değil mi? O zaman benim yapmam gereken şey şu şarta uyan noktaları bir bulmak. Bir gözümün önüne onu getirmek değil mi? Diyor ki bu çembere dıştan teğet olan iki birim yarıçaplı çaplı çemberler. O zaman hemen şunun merkezini bir bulalım önce. Merkezi bakın x'in katsayısının yarısı eksi bir ters işaretlisi bir. Y'nin katsayısının yarısı 3 ters işaretlisi eksi 3. Merkezi bulduk 1 eksi 3. Bir de yarı çap size zahmet olmazsa. 1 bölü 2 karekök içerisinde ne diyeceğiz arkadaşlar? D kare yani eksi 2'nin karesi 4 artı e kare yani 6'nın karesi 36 eksi 4 tane f eksi 15 yani artı 15. Kaç geliyor burası? 60, 96, 100, karekökü kökü 10, 2'ye böl 5. Ha, demek ki merkez 1'e eksi 3, yarı çap 5 birim olan bir çember. Şimdi bunun etrafına Yarı çap iki birim olan çemberler çiziyorum. Bakın şöyle. Kaç tane? E sonsuz tane çizebilirsiniz değil mi? Bakmayın benim böyle ayrı ayrı çizdiğime. Şöyle içten de geçebilir. Yarı çap iki birim olan dıştan teğet olan çemberler. İşte bunlardan sonsuz tane çizdiğimi farz edin. Bunların merkezlerini birleştirirseniz. Yani bu merkezler ne oluşturur? Bakın dikkat edin. Şurada daha net gözüküyor. Merkezler gene ne yapıyor? Bunun etrafını saran bir çember oluşturuyor. Ve merkezi yine 1'e eksi 3 oluyor. Peki bu noktalar yani şu kırmızı ile gösterdiğim noktalar artık maviyle gösteriyorum. Bunlardan sonsuz tane olursa yani yan yana gelirse şöyle bir çember olmaz mı? İşte bu çemberin denklemi. Dedik ki merkezi 1'e eksi 3. Bir de yarı çap bulursak tadından yenmez. E yarı çapta şu değil mi? Klasik hareket. Merkezleri birleştiriyorum. Şurası kaç? 5. Burası kaç? 2. Ha, demek ki mavi çemberin yarı çapı da kaç olacak? 7. O zaman merkezi eksi 1'e 3. Yarı çapı 7 olan çember. Yani x artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 49 cevabımız B şıkkı. Merkezi y eşittir x doğrusunun üzerinde olan bir çember x ekseni a ve b noktalarında kesmektedir. Buna göre çemberin yarı çapını sormuş bize. Hocam çevresi. E, çevreyi bulmak için ne lazım bize? Yarı çap lazım değil mi? O zaman benim bulmam gereken şey yarı çap. Sonra zaten çevreye geçeriz. Şimdi şunu çizelim. Bu bizim koordinat düzlemimiz olsun. Bir tane çember var. Bu çember ne yapıyor? X ekseni iki tane noktada kesiyor. İşte şurası 7'ye 0 olsun. E, efendime söyleyeyim. Burada 17'ye 0 olsun değil mi? Şöyle bir çember ve Tam nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum ama tahmini böyle bir şey olması lazım. Peki bunun da merkezi neredeymiş? Y eşittir x'in üzerinde. O da şöyle bir şey olsun. Bakın merkezden geçiyor gibi değil mi? Hop şurası da merkezimiz. Doğru da y eşittir x doğrusu. Şimdi merkez y eşittir x doğrusunun üzerinde o zaman merkez koordinatları ne olmalı? A'ya A olmalı. Çünkü y'si x'ine eşit olacak. Klasik hareketimizi yapalım. Neydi klasik hareket? Çember, kiriş, merkezden hemen dik geldi. Değil mi? 7'den 17'ye kaç birim? 11'im. Kaç kaç bölecek? 5 5 bir i̇şte merkez koordinatları a ya a ya dedik ya o zaman şurası apsisi ne olmak zorunda arkadaşlar a olmak zorunda. Burası ordinatı ne olmak zorunda? a olmak zorunda. Peki ha a belli zaten. Nasıl belli? E şurası 7 değil mi? E burası özür dilerim. burası 5 değil mi? Şurası da 7 değil mi? 7 5 da 12. O zaman burası 12 ise a da 12. E a 12 ise demek ki bu da 12. Ha yarıçapı buldum ben. Siz de buldunuz mu? Gelir merkezde şu kiriş ucunu birleştirirsek bakın dik üçgeni görüyoruz değil mi? 5, 12, 13. İşte yarı çapı bulduk 13. Benden çevre istiyor. Yani 2 pi r istiyor. O da 26 pi. Cevabımız C şıkkı. K noktasından geçen x kare artı y kare eksi 6 x eksi 6 eksi 7 eşittir 0 çemberi y ekseni a ve b noktalarında kesmektedir. Buna göre KAB üçgenin alanı en fazla kaç birim karedir diye soruyor bize. Şimdi bir tane çember var. Şöyle bir şey. K noktasından geçiyor. K noktasından geçiyor. Tamam. Ve bu çember Y eksenini kesiyor. Ha, o zaman şöyle yapalım. Sadece Y eksenini çizelim. Ne? Şura diyelim. Bu da Y eksenini kesiyor. Nerede kesiyor? A ve B noktalarını. Ha, şimdi biz çember üzerinde bir K noktası seçeceğiz. Amaç ne? K, B'nin alanı en fazla olsun. O zaman nerede seçelim? AB'ye olabildiğince uzak bir yerde. Tam şu karşıda seçelim. Şurası merkez olsun bakın. Tam merkezin devamında şurada seçelim. İşte burası K. Dolayısıyla artık şu rengi değiştirelim. K, A, B üçgenin alanı en fazla olur. Bana merkez lazım. yarıçap lazım değil mi? Öyle gözüküyor. Hemen merkezle başlayalım. Merkezine geliyor bunun arkadaşlar. Ee, X'in katsayısının yarısının ters işaretlisi. Y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisi. Peki yarı çap ne geliyor? 1 bölü 2. D kare yani 36. Artı E kare yani 36. Eksi 4 tane eksi 7 yani artı 28 mi geldi? Kaç yapıyor? 72, 28, 100. 15 demek ki yarı çapta kaç? 5. Ha yarı çap 5 ya şurası 5 birim. Pekala. Merkez koordinatları neydi? 3'e 3. E 3. E şurası da y ekseniydi. O zaman ben bunun y'ye olan uzaklığını biliyorum. 3 birim. Neydi hatırlayınız? Size bir nokta verildiğinde bunun y'ye olan uzaklığı bana neyi veriyordu? Apsisi veriyordu değil mi? A'ya B noktasıysa Y'ye olan uzaklığı A birimli. E şimdi şu noktanın Y'ye olan uzaklığı koordinatları 3'e 3 olduğuna göre apsis 3 yani uzaklığı da 3 birim. Bakın yüksekliği bulduk 8. Eğer şu A B'yi de bulabilirsem soru biter. çok basit. Yarı çap 5 ye gelir şunu birleştirirsek 5. 3 5 burada 4 tahmin edin burada 4 değil mi? Çünkü burada 5. O zaman ne oldu taban? 8 yükseklik o da 8. Üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 cevabımız E şıkkı. X eksi artı 4 eşittir 0 doğrusu. X eksi 2'nin karesi artı Y kare eşittir 22 çemberin A ve B noktalarında kesmektedir. Buna göre A B'nin orta noktasının koordinatları. Şimdi bir tane çemberimiz var. Bir tane doğrumuz var. Doğru A ve B noktalarında çemberi kesiyor. Bizden bu doğrunun orta noktasını istiyor koordinatlarını. Tamam, çemberin merkez koordinatlarını biliyorum. 2 0. Peki belki lazım olur. Yarıçapı da kaç? R kare 22'den kök 22. Şimdi benden O noktasının koordinatlarını istiyor. Ama doğrunun denklemini biliyorum. Çemberin denklemini biliyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Normalde benden uzunluk istese tamam klasik hareketleri yapacağım. Merkezde oyu birleştireceğim. Değil mi? Kiriş uçlarını birleştireceğim. Uzunluk hallederiz. Ama nokta istiyor. Şimdi size iki tane denklem verip sizden nokta istiyorsa bu iki denklem önce bir ortak çözüp ortak kesim noktalarını bulmanız lazım. Hadi öyle yapalım. Önce bunu bir ortak çözelim. Nasıl çözelim? X artı 4 eşittir kim? Y de bunu bu tarafa atarsak. O zaman bu denklemde Y ye gördüğüm yere X artı 4 yazayım. Ne oldu o zaman? X eksi 2'nin karesi artı X artı 4'ün karesi eşittir 22. Ne oluyor burası? X kare eksi 4 X artı 4. Burası X kare artı 8 X artı 16 eşittir 22. Yani 2 X kare artı 4 X eksi 2 eşittir 0'dan. Ha, X kare artı 2 X eksi 1 eşittir 0 geldi. Hayda. Çarpanlarına ayrılmıyor değil mi? Çarpanlarına ayrılsa x'leri bulacaktım iki tane. Birisi burası birisi de burası diyecektim. Ne güzel gidecektik ama olmadı. Peki ne yapalım? Dikkat ettiyseniz size orta noktayı soruyor. Yani a'yı b'yi sormuyor ki. Sizin a'yı b'yi bulmanızda bir işiniz yok sanki. Orta noktayı soruyor. Orta nokta neydi arkadaşlar hatırlayın. Apsisler toplamının yarısıydı değil mi? Orta noktanın apsisi. E şimdi Apsisler toplamı deyince zaten x1 artı x2 kökler toplamı olmadı mı? Ha, kökler toplamı kaç? Eksi b bölü a'dan eksi 2. Bana yarısı lazım. Eksi 1. O zaman orta noktanın apsisini bulduk. Eksi 1 mi? Peki bana koordinatlarını istiyor. Ordinat da lazım. E o kolay. Orta noktanın apsisi eksi 1. O zaman ordinatı bulmak için bu orta noktanın üzerinde bulunduğunun doğrunun denklemi lazım. İşte o da bu da değil mi? Ha, X yerine eksi 1 yazarsak Y'si kaç geliyor? 3. O zaman orta nokta koordinatları ne oldu? Eksi 1, 3. Ne yaptık? Şöyle hemen bir kısa özet geçiyorum. Önce ortak çözdüğüm şöyle bir denklem elde ettiğim. Normalde bu çarpanların ayrılsaydı köklerini ayırıp bu X1 bu X2 diyecektim. Ama sonra fark ettim ki bana orta nokta soruyor. O zaman bana kökler toplamının yarısı lazım. Çünkü orta nokta neydi? Apsisler toplamının yarısıydı. E o da kaç geldi? Eksi 1. Peki apsisi bulduk. Ordinat lazım. E kolay. O noktası bu doğrunun üzerinde değil miydi? Denklemi sağlar. X yerine eksi 1 yazdım. Y'si de kaç geldi? 3 geldi. Demek ki orta noktanın koordinatları eksi 1'e 3. Cevabımız A şıkkı. Y eşittir 2x doğrusu A merkezi DC çaplı çembere D noktasında teğettir. A'nın koordinatları A'ya 1 olduğuna göre çemberin denklemini istiyor bizden. Şimdi bunun koordinatları neymiş? A'ya 1. Yani ne demek? Apsisi A birim, ordinatı 1 bir birim. Şu ordinatı çizelim. Şurası 1. Hem aynı zamanda ne yapıyorum ordinatı çizdiğimde dikkat edin. Kirişe dikiniyorum. Yani kirişi de ne yapıyoruz? Çaktırmadan ortalamış oluyoruz. E güzel. Şimdi bana ne vermiş? Y eşittir 2x doğrusu. T etmiş. O zaman burası kaç derece? 90 derece. Onu da bir yazalım. Şimdi dikkat edin. Doğrumuzun denklemi y eşittir 2x. Ne diyorduk? y eşittir mx tarzında doğrularda eğim x'in kaç sayısıydı. Demek ki bu doğrunun eğimi 2. Peki eğim neydi? Doğrunun x ekseniyle yaptığı açının tanjantıydı. Yani tanjant alfa kaç olacak? 2. Şimdi niye buralara girdim? Hemen bahsedeyim. E, 90 alfa Beta dersek e, 90 alfa beta. Burada alfa olmaz mı arkadaşlar? E Tanjant alfa kaç? 2. E, şurası bir komşu. Ha, demek ki karşı 2. E, burada 2 olunca hop, burada kaç oldu? 2. Görüyorsunuz değil mi? Böylece yarı çapı buldum. Nasıl buldunuz hocam yarı çapı? E, şunu şöyle birleştirsek. 1, 2, yarı çap ne geldi? Kök 5. O zaman yarı çap kök 5 ise burada kök 5. Burada kök 5. Şimdi dikkat edin. Şu üçgende Denizli, Ordu, Ceyhan üçgeninde... Alfanın karşısı 2 kök 5. E, tanjant alfa 2 idi ya demek ki komşun olacak? Kök 5. O zaman Pisagor'dan hipotenüs yani OC kaç gelecek? 20 25'ten 5. E, şurası 2. Burası da 2. Bunu şöyle göstereyim. Şurası 2. Burası da 2. 2 2 daha 4. O zaman buraya da ne kaldı? 1. Şimdi burayla niye uğraştım? Çünkü merkez koordinatları lazım ki bana çemberin denklemini yazayım. Ha, apsisi de şurası değil mi? Yani şurası 2 bir daha 3. O zaman artık çıktı. Merkez yani A noktası 3'e 1. Yarı da kaç arkadaşlar? Kök 5. Neydi denklem? X eksi A'nın karesi. Artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare. A kaç? 3. B kaç? 1. R kaç? Kök 5. Yani X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 1'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi. Cevabımız E şıkkı. Analitik düzlemde çizilen iki çemberle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmekteymiş. Neymiş? O1 merkezli ve 2 birim yarıçaplı çember eksenlere teğet olup merkezi düzlemin birinci bölgesindedir. Hadi yavaş yavaş çizelim. Şu koordinat düzlemimiz. Şu da O1 merkezli çemberimiz. Şöyle bir şey. Eksenlere birinci bölgede teğetmiş. yarıçapı da 2 birim. Tamam. Bu O1. Sonra O2 merkezli ve 2 birim yarıçaplı çember x eksenine teğet olup merkezi düzlemin dördüncü bölgesindedir. Ha bu sadece x eksenine teğet ve dördüncü bölgede. O bir dursun bakalım sıkıntılı her yerde olabilir. Ha çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık da 5 birim. O zaman bizimki de şurada bir yerde değil mi? Tahmini bu da o 2 Çünkü merkezler arası uzaklık kaç birim olacakmış? 5 birim. E birim. bunun da yarıçapı 2 birim. Bunun da yarıçapı 2 birim. Şunları bir gösterelim. E neyi soruyor bize? O1 ve O2 noktalarından geçen doğrunun denklemi. Ya doğrunun denklemi için bana ne lazımdı? Olmazsa olmaz iki şey. Bir eğim, iki nokta veya iki nokta bilirsek de olurdu. Doğru mu? Yani bir nokta, bir eğim veya iki nokta bilirsek de olurdu. Şimdi O1'in koordinatlarını zaten biliyorum ben. Yarı çapı 2 ya birinci bölgede ve her iki eksende teğet O zaman O1'in koordinatları 2'ye 2. O2'ninkini de bulursam soruyu bitirdim. E şimdi dikkat edin. Ben şurayı şöyle yukarıdan tamamlasam. Pıt 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 pıt. Burası 2 ise burada 2 olmaz mı? Bak burası 4 oldu. E burası da 5'ti. O zaman burada kaç olacak? 3. Ha dolayısıyla burada 2. Bakın O2'nin apsisi çıktı 5. Çünkü şurası kaç? 5, değil mi? O zaman O2'nin apsisi 5. Ordinatı kaç? 2. Ama ne diyeceğiz? 4. bölgede olduğu için 5'e eksi 2. E 2 nokta belli. Hemen eğimi bulalım. Eğim O1, O2. Çünkü denklemi yazarken olmazsa olmaz şey eğimli değil mi? E ordinatlar farkı 4. Apsisler farkı eksi 3. Demek ki eğimimiz eksi 4 bölü 3. Noktamızda istediğiniz birini kullanın. Şunu seçiyorum ben. 2. Ekim. Yazalım. Ne diyeceğiz? Y eksi 2 eğim çarpı x eksi 2. Her tarafı 3 ile çarpalım. 3y eksi 6. Buradaki 3 gitti. Eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 4x artı 8. Yani hepsini bir tarafa toplarsak 4x artı 3 c eksi 14 eşittir 0. 4x artı 3 c eksi 14 eşittir 0. Cevabımız e şıkkı. Analitik düzlemde a ve b noktaları x eşittir eksi 1 doğrusuna göre yansıtıldığında görüntüleri a üssü ve b üssü olmaktadır. Buna göre A, B, A üssü, B üssü noktalarından geçen çemberin merkezinin ordinatı. Şimdi burada böyle şekli çizip koordinatları yerleştirip böyle yansıtıp simetri falan alıp oradan bir şeyler yakalamaya kalkışırsak birazcık zorlanabiliriz. Çünkü şekil çok karışık gelebilir. Kafamız karışabilir. Onun yerine buradaki derin manayı anlamak daha önemli. Şimdi x eşittir eksi 1'e göre simetriğini alıyorum A noktasının oluyor size A üssü ve A ile A üssü aynı çemberin üzerinde oluyor. Aynı şekilde B'nin simetrini alıyorum. Oluyor size B üssü ve B ile B üssü aynı çemberin üzerinde oluyor. O zaman bu x eşittir eksi 1 doğrusunun bir keramet olmalı değil mi? Bakın şimdi şöyle düşünün. Şu bizim çemberimiz. Atıyorum A noktası burada olsun. Ben bunun simetriğini aldığımda hop, A üssü burada olmalı ki her ikisi de aynı çemberin üzerinde olsun. Aynı şekilde atıyorum B noktası burada olsun. Ben bunun simetrini aldığımda hop, burada olmalı ki aynı çember üzerinde olsun. Peki kime göre simetri alıyorum ben? X eşittir. Eksi bir doğrusuna göre değil mi? O zaman bu X eksi bir doğrusu merkezden geçmeli ki böyle olsun değil mi? Yani şöyle düşünün. Şu çember. Bu da çap olsun. Ben bu noktanın bu çapa göre simetrini alırsam burada olacak. Çünkü şunlar birbirine eşit olacak değil mi? Eğer o çaptan geçmezse mesela şöyle geçtiğini düşünün. Bu noktanın ben buna göre simetrini alırsam böyle havada kalır. Çemberin üzerinde kalmaz. Ha, o zaman buradaki anlam şu. X eşittir eksi 1 doğrusu merkezden geçiyor. O zaman merkezden geçtiğine göre merkezin apsisi kesinlikle eksi 1. Peki ordinatını Bilmiyorum. Ordinatı y olsun. Zaten bana doğru soru. Peki ne yapacağım? E, ben bu noktanın A'ya ve B'ye olan uzaklıklarını hesaplasam birbirine eşit olmaz mı? Çünkü onlar ne olacak? Yarıçap. E hadi hesaplayalım. A'nın koordinatlarını 7'ye 2. B'nin koordinatlarını 5'e eksi 4. İki nokta arası uzaklık yazıyorum. Apsisler farkı 7 eksi eksi 1 8. 8'in karesi 64 artı. Ordinatlar farkı 2 eksi y'nin karesi. Yani ne olur? Y kare eksi 4 y artı 4. Karekök koymuyorum gerek yok. Biraz sonra bu taraftan da gelecek çünkü. Şimdi B'ye olan uzaklığına bakalım. Apsisler farkı 5 eksi eksi 1 6 kare 36. Ordinatlar farkı y artı 4. Yani y kare artı 8 y artı 16. Buradan y kareler gitti. 68 eksi 4 y eşittir 52 artı 8 y değil mi? Ya at bunu bu tarafa 16 eşittir. At bunu bu tarafa 12 y'den. bakın ordinat çıktı 16 bölü 12. Onu da 4 ile sadeleştirirsek 4 bölü 3. Yani cevabımız da E şıkkı gelecektir. O zaman buradaki püf noktası ne? Çember üzerindeki bir noktanın simetriğini aldığınızda yine çember üzerinde olmasını istiyorsanız mutlaka simetrini aldığınız doğru merkezden geçmek zorunda. Ona dikkat edeceksiniz. Başka bir numarası yok. Öteki türlü simetrini alayım bu dördünden bir çember geçireyim derseniz birazcık zorlanabilirsiniz. Evet ne bulmuştuk cevabı 4 bölü 3 E şıkkı. Analitik düzlemde x kare artı y kare artı 8 x eksi 10 y artı 40 eşittir 0 çemberiyle bu çemberin orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesi sonucu elde edilen G2 çemberi gösterilmiştir. Buna göre G1 ve G2 çemberlerinin merkezlerinden geçen bir doğru çizildiğinde bu doğrunun x ekseni kestiği noktanın apsisi kaçtır demiş. Ha, gayet kolay bir soru. Kitabımızın son sorusu. Tertemiz bir soru. Şimdi ne yapacağız? Önce merkez koordinatı bulacağım. E çemberi 90 derece döndürünce merkez boş durmaz. O da 90 derece dönecek. Onun koordinatlarını bulacağım. Yani G2'nin. E, dolayısıyla iki nokta var elimde. Doğrunun denklemini yazarım. Soruyu da bitiririm. Hadi yapalım. G1'in merkez koordinatları neydi? Eksi D bölü 2. D neydi? X'in katsayısı. 8 bölü 2. 4. Önünde eksi var. Eksi 4. Neydi burası da? Eksi E bölü 2. Yani o da kaç gelecek? 5. İşte G1'in merkez koordinatlarını buldum. Şimdi bunu 90 derece döndürdüm. G2 mi oldum? Neydi kural hatırlayınız. 90 derece döndürdüğünüzde yan bölgeye atlıyordunuz. Ve absisli ordinat yer değiştiriyordu. Eksi 4'e 5 yer değiştir. 5'e eksi 4 ama birinci bölge olduğu için artık ne olacak? İşaretler artı 5'e 4. Şimdi artık iki nokta belli. Ben denklemi yazarım. Nasıl yazacağız? Önce eğimi bulacağız değil mi? G1 ve G2 noktalarından geçen doğrunun eğimi eşittir. Ordinatlar farkı 5 eksi 4. Bölü apsisler farkı eksi 4 eksi 5. Yani yukarısı kaç geldi? 1 aşağısı kaç geldi? Eksi 9. Eğimi bulduk. Bir de bize nokta lazım arkadaşlar. İstediğinizi kullanın. Kimi kullanalım? Şunu kullanmak istiyorum ben. Neydi kural? Y eksi ordinat eşittir eğim çarpı x eksi apsis. Burayı düzenler denklemi bulurum. Ama denklemi bulmama gerek yok ki. Bana x ekseni kestiği noktayı soruyor. O zaman hemen y'ye 0 verelim değil mi burada? Yani denklemi düzenledikten sonra y'ye 0 vermek yerine direkt burada y'ye 0 vermek daha mantıklı. Ne oluyor o zaman? Eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 9 çarpı x eksi 5'ten. Eksiler gitti. 36 eşittir x eksi 5'ten. x kaç geldi arkadaşlar? 41. Demek ki g1 ve g2 noktalarından geçen Doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçmış? 41 kere maşallah. Evet ben böylece bu soruyla beraber soru bankasını bitirdim. Darısı sizin başınız arkadaşlar. İnşallah siz de en kısa sürede bitirirsiniz. Hedeflerinize ulaşırsınız. Allah gönlünüze göre versin. Güzel güzel üniversitelerde okuyasınız. Evet bu kadar konuştuk. Cevabımız E şıkkı.